Raporların görüşülmesine geçiyoruz. Sayın Başkanım, Sayın Fikret Orman, buyurun efendim. Değerli Divan, değerli kurul üyeleri, Beşiktaş'ın gerçek sahibi olan genel kurul üyeleri, hepiniz hoş geldiniz. Demin Mesut kardeşim değindi ama benim için bu hafta gerçekten acı bir hafta oldu. İki tane değerli abimizi kaybettik. Ergun abimiz, Beşiktaş gazisi olan abimiz, eski yöneticimiz, babamın da mesai arkadaşı, çok büyük Beşiktaşlı. Allah ruhunu şad etsin, ailesine sabır versin. Fahri abimiz bir Beşiktaş emekçisiydi. Beşiktaş'ın çok yükünü taşımıştı. Onu da Allah rahmet eylesin, ailesine sabır versin diyorum efendim. Bugün Beşiktaş yönetimimize geldiğimizin 11. ayı. Bugün burada size ben ve arkadaşlarım 11 ayda neler yaptığımızı ve bundan sonra neler planladığımızı anlatacağız. Hesap sorma ve hesap verme yerinin Beşiktaş Genel Kurulu'nun olduğunun bilinci içerisindeyiz. Bugün size seçildiğimde söz verdiğim gibi hiçbir yalan, hiçbir kayırma, hiçbir yönlendirme, hiçbir yanlışın içinde bulunmayacağımızı tekrar söylüyorum. O şekilde devam edeceğiz. Bugün buraya gelirken hiç kimseyi örgütlemedik. Ben ve arkadaşlarım burada çıkıp bundan sonra konuşacak hiç kimseye bizim lehimizde konuşun diye bir telkinde bulunmadık. Genel itibariyle kongreler ya maç gününe ya maçın bir gün sonrasına bırakılır, maçtan etkilenmesin diye. Biz böyle oyunların içerisine hiçbir şekilde girmedik. Bundan sonra da girmeyeceğiz. Öncelikle bu zor 11 ayda benle beraber can siperhane olarak çalışan değerli yönetim kurulu arkadaşlarım ve kulüp personelime nezdinizde teşekkür etmek istiyorum. Ne aldık? Neredeyiz? Nereye gideceğiz? Şu 11 ayı bir konuşmak istiyorum müsaadenizle. Camia olarak büyük bir umutsuzluğun içerisinde olduğumuz, camia içerisinde lige başlayabilir miyiz? Lisansları alabilir miyiz? Beşiktaş nereye gidiyor endişesi olduğu bir dönemde iktidara geldik. Herkesin de bildiği gibi Beşiktaş'ın tüm gelirleri, yayın gelirleri, stat gelirleri, bütün istikbale alakalı reklam gelirleri imzalanmış ve kullanılmış haldeydi. Ve bu süreç içerisinde Beşiktaş'a biz öncelikle Beşiktaş'ta bir birlik ve beraberliği, bunu sadece lafta değil ve kimsenin tenkit yapmaması üzerine değil, gerçekten Beşiktaş ruhu üzerinde birleşeceğimiz bir platforma taşımak istedik. Ve bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Ve tüm camiayı artık dedikodulardan arındırarak bir hedefe kitlemenin tekrar yapılanma sürecini başlattığımızı ve insanlarda böyle bir güven oluşturmayı hedeflediğimizi hedefledik. Geldiğimizde futbol takımımızla alakalı bir iki şey söyleyeyim. 60 milyon liranın üzerinde futbol takımının oyuncularına borcumuz vardı. Bunlar bir sezon, iki sezon öncesinden de gelen borçlardı. Yeni iktidara gelmiştik. Hatırlıyorum, Mihail Fink diye bir oyuncumuz vardı. Karşı takımda Samsun Spor'da oynuyordu. Onun borcu dahil olmak üzere bütün eski hesapları ödedik. Yaklaşık 45 milyonun üzerinde eski
bizim geldiğimiz dönemden öncesiyle alakalı sporcularımıza ödeme yaptık. Ve 15 milyon civarında da hala mevcut ödemelerimiz var. Onları da yapılandırdık ve ödemelerimize devam ediyoruz. Bu sezon sonuna kadar da artık Beşiktaş'ın geçmişle alakalı bir borcu olmayacaktır. Biz Nihat Kahveci'nin ve bunun gibi Hakan Arıkan'ın, bunların hepsinin iki sezon evvelki borçlarını ödedik. Nihat Kahveci mevzusu çok kamuoyunda görüşüldü ama bunu buradan genel kurulumuzun da bilmesini istiyorum. Nihat Kahveci'nin Beşiktaş kulübünden alacağı 5 milyon TL'ydi. Faiz artı avukatlık ücreti olarak bizden 6.9 milyon TL istedi. Bunun da 6.7'sini ödedik. 200 milyon lirası kaldı. Önümüzdeki hafta onu da ödeyeceğiz. Yani bunları bilmenizi istiyorum ki Beşiktaş üzerinden kimse ajitasyon yapmasın. Herkes her şeyi gerçekleriyle bilsin. Kimler fedakarlık ettiyse onu da söylüyoruz. Kimler de gerçekler neyse bütün genel kurulu bilsin. Bugün itibariyle yani 31-12 bu dönem sonu itibariyle Beşiktaş kulübünün futbolcularına ne prim bu sezonla alakalı da ne bir maaş borcu vardır. Buna basketbol takımımızda, voleybol takımımızda dahildir. Hiçbir oyuncumuza borcumuz yoktur. Yine önceki dönemden gelen bonservis bedellerinden 21.4 milyon TL bonservis ödedik. Ve menajerlere de yaklaşık 3.9 milyon TL geçmişten gelen menajerlik alacaklarına paralar ödedik. Biz Tabata'dan kalan parayı biz ödedik. Zapatoçki'den kalan parayı biz ödedik. Mustafa Beklemeyin bonservisini biz ödedik. Ersan Gülüm'ünkünü ödedik, ödemeye devam ediyoruz. Yani bunlar dururken niçin yüksek bonservisli transferler yapılmıyor diye bazı zaman tenkitler duyuyoruz. Önce bize düşen görev, öncelikle imzasını attığımız ve borçlu olduğumuz edinleri yerine getirmektir. De biz de onun için gayet temkinli hareket ettik ve önceliğimizi de geçmiş borçlarımızı ödeyip itibarımızı kurtarmaya harcadık. Ayrıyeten 2004 senesinden, 2005 senesinden bu amatör şubeler diyoruz ama bunların hiçbirisi amatör olmadığını hepimiz de biliyoruz. Beşiktaş'ta birçok dosya vardır. Bunların çoğunluğu da amatör şubelerledir. Onlara 3.3 milyon TL ödedik. 2.8 milyonu kalmıştır geri. Onu da bu sezon sonuna kadar hepsini ödeyeceğiz. Artık bu sezon sonundan itibaren Beşiktaş'ın geçmişle alakalı hiçbir borcu kalmayacaktır. Geldiğimizde 70'i icra takibi, 72 civarında da davamız vardı. 142 adet hukuki uyuşmazlık dosyası vardı. Bunların 61 adedini kapattık ve 25 milyonun üzerinde ödeme yaptık. Yine geriye ve geldiğimiz dönem içerisinde tamamı dönem borçlarına ait olmak üzere açılmış 50 adet icra dosyası vardı. Bunları da 8 milyonun üzerinde ödeme yaptık. Biz öncelikle Beşiktaş bizim yöneticilik yaptığımız dönemde ve Allah uzun ömür versin Süleyman abinin döneminde Beşiktaş'ta böyle şeyler konuşulmazdı. Bizim için en önemli olan şey Beşiktaş'ın itibarıdır. Onun için nasıl öğrendiysek o şekilde hareket etmeye çalışıyoruz. Beşiktaş bundan sonra edinlerini yerine getiren, getiremeyeceği edinleri altına imza atmayan bir kulüp olacaktır. Bunu buradan söz veriyorum. Hiçbir kandırmacanın içerisinde olmadık. Sermaye arttırımı kararı aldık. Sermaye arttırımı rakiplerimizin yaptığı modelle değildir. Biz, demin de Berk arkadaşımız burada açıkladı. Biz kullandığımız, dernek olarak kullandığımız ve koyduğumuz kaynakları Beşiktaş AŞ'ye
nakit olarak koyduk ve sermaye arttırımı kararı verdik. Tahmin ediyorum ki Mart sonu itibariyle sermaye arttırımımız da gerçekleşmiş olacaktır. Buradan alacağımız kaynaklarla, yani halktan beklediğimiz, sermayedarlarımızdan beklediğimiz kaynaklarla da yine bütün borçlarımızı kapatacağız. Bunlar transferlere veya Beşiktaş'ın popülarite arttıracak, yönetim kurulu popülaritesi oluşturacak faaliyetlere değil de gerçekten yatırımlara harcanacaktır. Beşiktaş'ta esasında dönemler sezon sonu itibariyle gözüküyor ama esasında dönemler sezonların başlangıcı olan Mayıs ayındadır. İnşallah Mayıs ayındaki divan toplantısını hazırlamış olacağız. Önümüzdeki bir sezonluk kulüplerimizin bütün bütçelerini orada ilan edeceğiz. Kamuoyunda bunu da duyuracağız. Hepinizin bilgisi olacak. Artık Beşiktaş'ta borç nasıl aşağı inecek? Bir sene sonraki borç ne olacak? Yani hepimizi bu tedirgin eden borcun ne seviyelere ineceğini, adım adım da Beşiktaş'ın artık borcu konuşmayacak hale geleceğini bir plan halinde bütün kamuoyuna açıklayacağız. Lisans almakta sıkıntılarımız var. Büyük bir yol hak ettik. Var. Buradan kendisine gerçekten teşekkür ediyorum. İkinci başkanım ve icra kurulu başkanım Ahmet Bey gerçekten büyük bir emek sarf ediyorlar bu konuda. Arkadaşlarıyla beraber tüm icra kurulu olarak. Sonuna geldik. 2-3 tane daha konumuz var. Tahmin ediyorum ki Beşiktaş'ın lisans almayla alakalı, önümüzdeki sezonla alakalı hiçbir sıkıntısı olmayacaktır. Yalnız bir düzeltme getirmek istiyorum. Demin Denetleme Kurulu Başkanımız lisans almakta maddi yükümsüzlüklerden dolayı olduğunu ifade etti. Hayır efendim, geçen seneki lisans Beşiktaş almıştır. Katılamamasının sebebi gerçeğe aykırı beyandan dolayıdır. Fulya ile alakalı bir iki şeyden bahsetmek istiyorum. Fulya bizim önümüze geldiği zaman, ki ben o dönemde de genel kurulu üyelerine uyarmıştım. Herkes gayet iyi hatırlar. %67'ye 33 bir paylaşım olduğunu, alınan paralarla beraber de bunun %74'lük bir paylaşım olduğu bize izah edilmişti. Ben de bunun gerçeği yansıtmadığını anlamıştım ama siz değerli genel kurulu üyeleri biraz duyarsız kalmıştınız. Gerçeği şu anda benden duyacaksınız efendim. Beşiktaş emsal değerlerine göre Fulya'da %40.71'ini almıştır. Müteahhit ise 59.29'unu almıştır. Bodrumlarda ise durum farklıdır. Beşiktaş %80.40'ını almıştır. Müteahhit ise %19.60'ını almıştır. İskan edilen alanlara baktığınız zaman ise Beşiktaş %53'ünü almıştır. Müteahhit ise %47'sini almıştır. Yani bu bize sunulduğu gibi 74-67 değil 50-50 bir anlaşma olmuştur. Bunu bütün Beşiktaş kamuoyunun bilmesini istiyorum. Tesis açıldığından bu yana 4 sene içerisinde Beşiktaş'ın iyi planlanmaması ve gerçekten yapılan hatalar sonucunda büyük maddi kayıpları olmuştur. Yaklaşık olarak 20 milyon doların üzerinde kira kaybımız olmuştur. Beşiktaş, hepinizin bildiği gibi bir benzin istasyonumuz var orada. Benzin istasyonunun içindeki yakıt depoları yüzünden kiracımız olan Acıbadem Hastanesi ruhsatı biz alma yükümlülüğümüz olduğu için açamamıştır. Ve oradaki bütün kaybı Beşiktaş ödemiştir. 3 senedir Acıbadem Hastanesi bizim kiracımızdır. Yapılan anlaşmaya göre de ilk defa kirasını geçen Kasım ayında ödemeye başlamıştır. Ve bu durumu çözmek için de benzin istasyonumuzun sözleşmesi 10 sene uzatılmış. Ayda 8.500 dolar ödeyen benzin istasyonumuz 2014'te sözleşmesi bitecekken 2024'de uzatılmış. Onlar da bir benzin firmasıyla anlaşma yapıp kendileri 13 milyon dolar almışlardır. Yani bizim 130 senelik kiramızı bir sözleşmeyi uzatmayla almışlardır. Bunu da bilgilerinizi arz ediyorum.
Aynı zamanda MediaMarkt şirketi de geçen sene Eylül ayı itibariyle kira ödemeye başlamıştır. Beşiktaş'ın bu konulardaki kaybı, demin de söyledim, son 4 senedeki kaybı 20 milyon doların üzerindedir. Şimdi artık işler rayına oturmuştur Fulya açısından. Süreç öyle getirmiştir. Biz bir iki tane yerde de kiraya verdik. Şu andaki Fulya'nın Beşiktaş'a senelik kira getirisi 12,5 milyon dolar olacaktır. Evet. Benim şeyim nerede? Teşekkür ederim. Evet, futbol takımımız. Futbol takımımız yeniden bir yapılanmaya gayret ediyoruz. Gerçekten çok özverili çalışan 3 tane yönetici arkadaşımız var. Tamer Kıran, Ahmet Kavalcı ve Deniz Atalay. Büyük özveri veriyorlar. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız yeniden bir yapılanma projesi içerisindeler. Bu çok kolay olmuyor efendim. Bir anda, bir günde olabilecek bir şey değil. Sezon devam ederken ve eskiden oluşmuş bazı alışkanlıklar varken zorlanıyoruz ama bizim hedefimiz bellidir. Bununla alakalı bir sunum yapmıştık ve bu sunumda da anlattığımız gibi ilkelerimizi ve bundan sonraki yol haritalarımızı koymuştuk. Bu rotada devam edeceğiz. Sezon sonunda bir adım daha ileri gideceğiz. Birkaç radikal değişiklik daha yapacağımızı söyleyeyim, buradan ifade edeyim. En kısa sürede de bir pilot takım ya satın alacağız ya da bir anlaşma imzalayacağız. Bu önümüzdeki sezondan itibaren artık oyuncularımız, A takımında olmayan oyuncularımız herhangi bir politikacının isteğine göre değil, Beşiktaş'ın menfaatleri üzerine bir takımda oynayıp ya A takımımıza transfer edilecek ya da başka takımlara satılacaklar. Futbol takımıyla alakalı çok şey söylemek istemiyorum. Bizler yönetici olarak yapabileceğimiz şeyler bellidir. Bizim en önemli verdiğimiz şey futbolcularımızın en iyi koşullarda yaşamaları, ücretlerini gününde almaları ve alın terinlerini sahaya dökmeleri, bir takım olmaları ve her zaman söylediğimiz gibi, ekranda da gördüğünüz gibi, şerefleriyle oynayıp haklarıyla kazanacakları, kimsenin hakkının yenmeyeceği bir ilkede olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Basketbol takımımızla alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Basketbol takımımız, gerçekten ben yönetici olduğumda basketbolun gelir kalemleri çok azdı. Gideri vardı ama gelir de çok azdı. Artık basketbolda hem izlenebilir hem de gayet iyi gelir elde edebilir bir hale gelmiş vaziyette. Çağımız ve Spor Toto gelirleriyle beraber. Yalnız Beşiktaş yönetim kurulu olarak bunlara gerekli ilgiyi gösteremiyoruz. Ve her sene yeni bir stratejiyle, hiçbir uzun stratejisi olmadan senelerdir basket takımı da idare ediliyor. Artık buna bir dur demenin zamanı gelmiştir. Birazdan size önergede anlatacak arkadaşlarımız ama buna destek vermenizi istiyoruz. Artık Beşiktaş Basketbol Yatırımları AŞ kurulmalıdır. Özerk olmalıdır. Ve sadece basketbolla alakalı hem gelir arttırıcı hem de uzun dönemli stratejiler yapacak, altyapıya değer verecek bir hale gelmelidir. Biz de kulüp olarak onlara bütün tesis yardımlarını, bütün birazdan da tesislerde anlatacağım gibi bütün yardımı yapacağız. Yalnız bu mevcut sistemiyle basketbol iyi gittiğini düşünmüyorum. Bunun için artık bir radikal karar verdik. Basketbol Yatırımları AŞ'yi kurulmasını istiyoruz. Bu konuda desteklerinizi verirseniz minnettar kalırız. Diğer amatör branşlarda da arkadaşlarımız anlattı. Çok özverili bir yönetim kurulu üyemiz var, Erdal Karacan. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Bazı şubelerimiz Levent abimiz, Levent Erdoğan tarafından sponsorluk yapılıyor. Bahçeşehir ile sponsorluk anlaşması yaptık. Tekerlekli basketbol takımımıza yaptık. Mevcut olabildiğince kulüp kasasından para çıkmamasına gayret ediyoruz. Ama daha çok onlara, Beşiktaş'ın yapacağı amatör sporlara tesis kurmaktır. Bununla da alakalı çalışmalarımızı birazdan anlatacağım. Kartal Yuvaları, çok özverili bir yöneticisi var, Metin Albayrak.
İyi gidiyoruz. Bu sene 3 tane yeni mağaza açtık. Ve açtığımız mağazalarla beraber geçmiş sezondan bahsediyorum. Biliyorsunuz Beşiktaş Çarşı'ya bir mağaza açtık. Şu anda 27 adet mağazamız olmuştur. 3 tane gezici çıtırımız vardır. 2 tane de e-ticaret sitemiz vardır. 2013-2014 sezonunda 13 tane daha yeni mağaza açacağız. Ve cirolarında da gördüğünüz gibi, şampiyon olduğumuz sezonlardaki gördüğümüz gibi çok düşük olarak gitmekteyiz. Bu seneki sezonsal, yani Mayıs'tan Mayıs'a olan bütçesi 30 milyondur. Gördüğünüz gibi 11-12 milyonda gezerken bu sene 30 milyonu inşallah yakalayacağız. Ben arkadaşlarıma güveniyorum. Yeni mağazalarımızdan beraber de hem ürün çeşitimiz hem de yaygınlığımız artacaktır. Rakiplerimiz bizim 2 mislimiz civarındadır. Onun için de rakiplerimizi yakalamamız için daha gayretli olmamız lazım. Çok problemlerimiz vardı. Yani mevcut geldiğimizde çok tedarikçilere borcumuz vardı. Malzeme alamıyorduk. Bütün o problemler ortadan kalkmıştır. Her zaman mağazalarımızda malzememiz vardır. Ve hızlı olarak bu hedeflediklerimize doğru gideceğiz. Yakında Bağdat Caddesi'nde bir mağaza açacağız. Bursa'da mağaza açacağız. Samsun'da açacağız. Çeşitli projelerimiz var. Beşiktaş'a yakışır şekilde mağazalarımızı büyütüp ürün çeşitlerimizi de arttıracağız. İnşallah yaptığımız ürünlerden de mutlusunuzdur. Şu anda bir şeyle alakalı, kartal yuvalarıyla alakalı bir video oynatmak istiyoruz. Bir onu seyredelim. Ben de biraz soluklanayım. Devam edeceğiz efendim. Teşekkür ederim. Beşiktaş Medya geldiğimizde demin de arkadaşlarımızı izah etti. Dergi aboneliğimizi 200-167 civarında bir dergi abonemiz vardı. Bayağı iyi gidiyoruz.
Bu bizden daha fazla çalıştığımız ekiple de alakalı. Onlar biraz fazla taraftarımızı zorluyorlar ama şu anda da Beşiktaş artık 30 bin seviyesine gelen bir dergi kapasitesine ulaşmıştır. Beşiktaş TV'de de değişiklikler yaptık. Mali koşullarımız itibariyle birazcık daha yapmamız gerekli olan şey var. Ama oraya da yatırım yaptık. Artık her yerden kendi cihazlarımızla canlı yayınlar yapıp 2-3 noktadan yayınlar yapabiliyoruz. Yayın kalitesini düzeltiyoruz. Program içeriklerinde değişiklikler yapacağız. Hepsinden önemlisi bu Beşiktaş Medya ile alakalı hiçbir gelirimiz yoktur. Bununla alakalı artık yeni bir departman kuruyoruz ve kendi reklam gelirlerimizi yaratacağız. Bu sene 110. yılımız. Hepimize hayırlı olsun. Bununla alakalı Kartal Yuvaları'nda yeni ürünler yapacağız. Bir de bu sene düşündük bir 110. yıl balosu yapalım diye ama ben hep övünüyoruz. Halkın takımıyız, halktan güç alırız diye. Balomuzu değil de kutlamamızı belediye başkanımız da burada. Ondan da yardım istedik. O da sağ olsun hiç kırmadı bizi. Beşiktaş Çarşı Meydanı'nda yapacağız. Hepimizin katılımıyla, sporcularımızın katılımıyla, bütün hep beraber 110. yılımızı hep beraber inşallah bu sene 19.03'te kutlayacağız. Yeni bir projemiz var. Buradan ilk önce ön duyurusunu yapmak istiyorum. Taraftar kart, daha doğrusu kart 1903. Ben taraftar kart deyince arkadaşlar şey yapıyor. Kart 1903. Evet. Beşiktaş'ın taraftarı ile alakalı hiçbir iletişimi yok. Esasında genel kurulu için de bu geçerli ama bunları artık sağlamamız lazım. Biz kim taraftarımız bilmek istiyoruz. Onlarla daha yakın bir temas içerisinde olmak istiyoruz. Ana amaç burada kulübe gelir getirmekten daha fazla taraftarla Beşiktaş arasındaki iletişimi sağlamaktır. Biz Beşiktaş taraftarının hangi ilde ne kadar taraftarımız var ve Beşiktaş'la ilişkileri nedir onu bilmek istiyoruz. Bunun için de çeşitli programlar yaptık. 3 tane karttan oluşacak bu yeni şey. Çocuklar için olan bir kartımız var. 1 yaşından itibaren artık çocuklar bir kart verebileceğiz. Normal beyaz kartımız var. Bir de VIP kartımız olan siyah kartımız var. Kart 1903, demin de söylediğimiz gibi herkesten temas kuran, Beşiktaş'la ilişki içerisinde olan bir yapıyı oluşturmak istiyoruz. Burada birazdan da slide'da göreceksiniz. Yeni statla beraber artık kartı olmayana bilet satmayacağız efendim. Biz kim Beşiktaşlı, Beşiktaş'a ne kadar Beşiktaş Kartalsel kullanan, Beşiktaş tribünden bilet alan, kombine alan, Kartal Yuvalarından ne kadar çok alışveriş yapan, her bonusu yani primi yükselen kişiler artık onları ödüllendireceğiz. Yani deplasman maçlarına giderken bilet istenir ya, en çok Beşiktaş'la teması olanlar artık önceliği alacaklar. Artık takım uçaklarıyla Beşiktaş'a kim daha fazla katkıda bulunmuşsa çekilişler yapacağız. Takımla kampa götürmek gerekirse kampa gelecekler. Futbol takımıyla öğlen yemeklerine katılmak gerekirse onlara katılacaklar. Başkanla senede ayda bir defa yemek yenecekse yine bu ekip, bu kişiler arasından seçilen insanlarla böyle bir organizasyonlar yapacağız. Yani iyiyi öne çıkaracağız. Bu kart her yıl yenilenebilir bir kart olacak. Hatıraları olacak. Yani her sene bu kartı elinizde tuttuğunuz zaman size bir hatıra hatırlatacak. Özel dönemsel kartlar da olacak bunların içerisinde. İlk kart herhalde veda ile çıkacak. İnşallah bu sene İnönü Stadyumu'na veda ederken o kartla çıkacağız. Yine bu kartın içerisinde bu kart bir tek Beşiktaş'ta değil her yerde kullanılabilir bir kart olmasına gayret ediyoruz. Çünkü hepimizde birçok kredi kartı var ama çoğunu kullanmıyoruz. Kullanılabilir olması önemli. Görüşmelerimiz sürüyor, tam olarak bitmedi ama toplu taşımada yani İstanbul Kart'la konuşuyoruz. Artık metrolara binerken de bunu kullanabilmeyi, İDO'ya binerken kullanabilmeyi, uçaklara binerken bundan bonus kazanabilmeyi sağlamaya çalışıyoruz. İletişimle alakalı
bizim iletişim sponsorumuz AVE'yle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Akaryakıt, özellikle yerel gıda sektörlerinde biz bir tek İstanbul değil, bizim taraftarımız Türkiye'nin her yerinde olduğu için yerel olarak da kullanacağız. Hem buralardan bonus biriktirebilecekler, hem o bonuslarını Beşiktaş'ta ürün almakta kullanabilecekler. Daha doğrusu biz bir aileyiz, bu aileyi resmi hale getireceğiz. Evet, bir akademi hedefim vardı. Allah inşallah yapmayı nasip edecek bu sene. 5 branştan oluşan bir akademi kuracağız. 4 sene içerisinde 1000 öğrenciye ulaşacak inşallah. Bunun içerisinde spor bilimleri fakültesi olacak. Antrenörlük eğitim bölümü olacak. Spor sağlık bölümü olacak. Spor yöneticiliği olacak. Beden eğitimi öğretmenliği olacak. Ve eğer becerebilirsek ilk etapta bu sene öğrenci almaya başlayacak. Bir üniversiteyle tam olarak anlaşma aşamasındayız. Artık Beşiktaş Spor Akademisi'ni kuracağız. Kendi hem sporcularımızı hem de ülkemize hizmet edecek insanları yetiştirmeye çalışacağız. Bununla alakalı aynı zamanda bir kompleks yapıyoruz. Tam olarak imzasını atmadık ama sonuna geldik. Burada devletimiz bize büyük destek verdi. Başta Sayın Başbakanımız olmak üzere. Aynı Ümraniye'ye benzer bir yapı kuruyoruz. 2 tane basketbol salonu olacak içerisinde. Bütün amatör branşlarımızın hem sporlarını yapabilecekleri, hem de tedavi olabilecekleri, hem de kondisyonlarının olacakları, aynı zamanda kamp binası olan, sadece futbola yönelik değil, basketbola da yönelik, onların da kamp yapabileceği, atletizme yönelik böyle bir spor kompleksi yapıyoruz. Aynı zamanda bu kompleksin yanında da spor akademimiz olacak. Tam anlamıyla bir spor kompleksi olacak. Finansman modelleri, her şey ayarlanmıştır. Yakında duyuracağız. Allah inşallah bir zeval vermezse çok kısa zamanda resmi olarak da açıklayacağız. Şanökten testleri, evet, hepimizin yarası, yapacağız. Beşiktaş mali sıkıntılar içerisinde, bu kadar sıkıntılar içerisindeyken bir yandan da büyük yatırımlara giremiyoruz maalesef, gönlümüz arzu etse bile. Aynı zamanda Beşiktaş'ın birazcık daha projeyi değiştirmek istedim. Eskiden gelen projede birazcık daha değişiklikler yaptık. Yine burada da Beşiktaş'a yakışır bir görsellerini görüyorsunuz. Bunlar son halleridir. Çok hoş bir Şanökten testleri yapacağız ama Beşiktaş altyapısı Fulya'dan çıkacak. Şu anda Fulya'da yapacağımız olan her tüm yatırımlar geçici yatırımlar olacaktır. Şanökten testleri hariç. Bir de Düzce'de bir Beşiktaş spor köyü yapacağız. Bütün girişimleri yapılmıştır. Sonucuna inşallah Mart sonu itibariyle geleceğiz. Burada da bütün sporcularımızın kamp yapacağı, yaz kamplarını yapacakları, aynı zamanda herkese açık bir turizm tesisi olan bir rehabilitasyon merkezi de oluşturacağız. Bunun bazı görselleri var. İçerisinde bir göl vardır bunun. İnşallah bütün Beşiktaşların istifade edecekleri, hatta dinlenebilecekleri bir yer yapmayı da planlıyoruz. Bunun da tam net imzasını atmadık ama kamuoyuna arada bir düşüyor, bu yaptıklarımız, çalışmalar düşüyor. İlk önce sizlerin duymasını istedim efendim. Yeni bir projemiz var. Bu projede Elazığ'a gittiğim seyahatte aklımıza geldi. Bunu da Beşiktaşlara duyurmak istiyorum. Elazığ'da bizden önceki yönetimin girişimiyle bir Beşiktaş ilkokulu yapılmış ve biz orayı ziyarete gittik. Gerçekten çok duygulu anlar yaşadık. Orada yapılan bu çalışmayı görünce, orada Erol Optan kardeşimizin de büyük maddi ve manevi fedakarlıkları olmuş. Ona da buradan tekrar teşekkür ediyorum.
Gene diğer kalan kısmına da Beşiktaş Kulübü harcamıştır. Yani esas itibariyle bu okula harcanan para Erol Optan ve Beşiktaş Kulübü tarafından harcanmıştır. Gördük ki burada gerçekten Beşiktaş formalı, Beşiktaş ruhuyla yetişen çocuklar yetişiyor ve bu ihtiyaç olan bölgede oluyor. Burada görsellerini görüyorsunuz. Bu beni çok duygulandırdı açıkçası. Ve Beşiktaş'ın sadece Beşiktaş her toplumsal olaya duyarlıdır. Özellikle şu anda bu ülkemizdeki bir barış süreci yaşanıyor. Buna da bizim de kulüp olarak katkıda bulunmamız lazım diye bir proje geliştirdik. Bu projemiz de şudur. 3 yıl içerisinde 10'a yakın okul yapacağız. Bunları Beşiktaş Kulübü yapmayacak. Beşiktaş İlköğretim Okulu, örnek olarak söylüyorum, Beşiktaş İlköğretim Okulu Fikret Orman Okulu diye, yani yatırımcıların da ismini yaşatacak, beraberce olacak bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Bunların biz toplu olarak yatırımını yapacağımız için maliyetleri gayet makul seviyede olacaktır. Tahmin ediyorum yaptığımız bütçeler 900 ile 1 milyon TL arasında olacaktır. İlkini ben yapacağım. Babamın adına bir şey yapmak istiyordum. İyi ki bugün bize nasip olsun. Bunun gibi eğer Beşiktaşlı iş adamlarımızla konuşacağız. Hem kendi ismi hem ailesinin ismini hem de Beşiktaş'ın ismini yaşatacak bir yer yapılmasını istiyorsa Beşiktaş inşallah bu hareketle beraber bunu daha detaylı olarak da kamuoyuna anlatacağız. İnşallah bir 50 tane 100 tane inşallah yatırımcı buluruz. Okul yapalım. Beşiktaş her şeyde olduğu gibi burada da önce olsun. Evet, İnönü Stadyumu. Bir filmimiz var, onu seyredelim. Sonra bir şeyler anlatacağım. Sevdalı yürekler de beyaz sürgünler, alayla türküler ne sevdalı.
Değerli genel kurul üyeleri, burada size bir tek görseller sunmayacağım. Biraz gerçeklerden ve süreçten bahsetmek istiyorum. Evraklarla konuşacağız. Yani Meşiktaşlar'da şöyle bir endişe var. Hep Meşiktaşlar 6 senedir falan yaklaşık stat konuşuluyor. Stat izni yıkıldı, yapılıyor. Ne oldu, ne bitti? Ben size burada sadece görseller değil, aynı zamanda bütün süreci, geldiğimiz süreci en başından bu yana anlatmaya çalışacağım. Bir de bir şey ilave etmek istiyorum. Şunu da bütün Beşiktaşlılar bilsin ki, Sayın Süleyman abiden bu yana Serdar Bilgili döneminde Akatlar Spor Kompleksi Beşiktaş'a kazandırılmıştır ve Fulya'nın izni alınmıştır. O günden bugüne Beşiktaş'a çakılmış, tesis manasında yapılmış bir çivi yoktur efendim. Bunu herkes böyle bilsin. Yine stadyumunu ile alakalı başlamadan evvel bir teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bir Beşiktaşlı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarlığımı sunmak istiyorum. Onun desteği olmasaydı bu projeler buralara gelmezdi. Kendisi bizzat destek verdi, bizi destekledi. Sayın Bakanlarımız, Spor Bakanımız, giden Kültür Bakanımız da, gelen Kültür Bakanımız da, Şehir ve Plancılık Bakanımız, Belediye Başkanımız Kadir Topbaş, hepsi gerçekten bize çok büyük destekler verdi. Allah razı olsun. Biz neden İnönü Stadyumu'na baktığımız zaman İnönü Stadyumu'nda neden bir yeni bir stat ihtiyacı olduğunu ilk etapta 2002 yönetiminde ortaya koymuştuk. Ve o gün koyduğumuz sebepler bugün içinde ortadadır. Yapısal sorunlar var. Bu stat 1939 senesinde temeli açılmış. Savaş dönemiyle durmuş. 1947 senesinde de açılışı yapılmış. Onursal Başkanımızın ilk golüyle açılmış bir stat. Fakat o günün şartlarına göre yapılmış bir stat. Yapısal birçok problemi var. Aynı zamanda günümüz deprem, biliyorsunuz deprem kuşağındayız İstanbul'da. Onu da karşılamayan bir stat. Aynı zamanda bugünün ihtiyaçlarının hiçbirisini karşılayamaz durumda. Detaylarını çok girip canınızı fazla lafı uzatmak istemiyorum. Ama kimseye bir hizmet veremiyoruz bu stattan. Artık çağ çok değişti. 2002 senesinde ilk defa statla alakalı Beşiktaş'ta yeni bir stada ihtiyaç var. Serdar Bilgili'nin başkanlığındaki yönetimde ben dile getirdim. Ve o zaman Ceylan Otel'de Beşiktaş'ın önde gelenlerini toplamıştık. Eren Solu abim burada. Hatırlıyor. O da oradaydı. İlyas abi orada. O da oradaydı. Demin Ferhat abiyi gördüm. O da oradaydı. Hep beraber orada bir stat anlatmıştık. Ve stattan daha önemlisi Beşiktaş'ı bekleyen tehlikeyi anlatmıştık. Beşiktaş'ı bekleyen tehlikeyle alakalı o günkü sunumunu buldum. Ondan bir paragraf koydum ki Beşiktaş 10 seneyi neden kaybettiğini hep beraber de irdelememiz lazım. O günkü sunumumuzda aldığımız raporlar, her şey bu stadın kendi ömrünü tamamlamadığı yönündeydi. Bu stadın bir an evvelde yıkılıp yapılması lazım gerektiğini aldığımız teknik raporlarda ifade ediyordu. Yine o günkü koşullarda Galatasaray kendi stadını Ali Sami Yen'de yapacaktı. Fenerbahçe yapmaya devam ediyordu. Biz tüm çalışmaları yapmıştık ve Beşiktaş yaklaşık o zamanki tribünlerimiz 20.900 kişiyken Galatasaray 40.000 kişiye, Fenerbahçe'de 53.000 kişiye geleceğimizi o günden bu fotoğrafı çekip koymuştuk ki Galatasaray yeni TOKİ stadı ile beraber 55.000'e geldiler. Ve bütün analizlerini yaptık, bütün çalışmalarını yaptık. O günden de bugünkü rakiplerimizdeki aramızın özellikle gelir açısından açılacağını ifade etmiştik. Fakat maalesef biz başarılı olamadık. Yani o gün o yanı yapma 4 tane proje ortaya koymuştuk. Ki o günkü yasal süreçler daha müsaitti buna. Beşiktaş stadı tescil edilmemişti. Ve 2004'te de aday olduğum zaman benim yine programımda vardı ama
Nasip olmadı. Allah inşallah şimdi nasip etsin. Ve bunun stadın bugüne gelene kadar ki yasal süreçlerini de anlatmak istiyorum. 22.7.2002 tarihinde Beşiktaş'ın bağlı olduğu planlar iptal edildi. Artık o bölge 2002'den bizim geldiğimiz noktaya kadar plansız bir bölgeydi. 2004 senesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni Nazım İrmak planı çalışmaları başlattı. Yani hala plansızken bir plan çalışmaları başladılar. Ve 2005 senesinde Anıtlar Kurulu'nun neden olduğunu anlamadığım bir sebepte hiçbir gündemde olmadan bunu gündemlerine alıp İnönü Stadyumu'nun ön kısmını tescil ettiler. Ve Beşiktaş bu gibi konularda hiçbir gücünü kullanamadı. 2010 tarihinde bütün bölgenin Nazım İmar planları içerisinde Beşiktaş İnönü Stadyumu'nda Nazım İmar planları içerisinde yeri alındı ve orada bir spor alanı ve spor tesisleri yapılmasını imkan sağlayacak belediye meclis kararı çıktı. Ancak Kültür Bakanlığı Koruma Kurulu da bu kararı onayladı. Onayladıktan sonra karar Kültür Bakanlığı'nın bir üst kurulu olan üst kurul tarafından, bakan başkanlığında toplanan kurul tarafından sadece ve sadece Beşiktaş'ın olduğu bölge, yani Beşiktaş stadı ile alakalı diğer bütün taraflarını onayladılar. Bir tek İnönü Stadyumu'nun olduğu bölge 1.11.2011 tarihinde iptal edildi. Ve bu iptal kararına Beşiktaş 26.12'de itiraz etti. Fakat itirazda üst kurul olarak reddettiler. Yani biz göreve geldiğimiz zaman 26 Mart günü Beşiktaş İnönü Stadyumu'nun hiçbir planı yok idi. Biz tekrar bir girişimlere başladık ve ana hedefler kurduk. Dedik ki Beşiktaş halkın takımı, halkın hoşuna gitmeyecek bir proje içerisinde olmasın. Burada Fulya örneği önümüzde, alışveriş merkezleri falan yapılacak ama biz daha elimizdeki mevcutlarını çalıştıramıyoruz. Bizim esas kaybımız statla alakalı ve buralarda alakalı çok ısrarcı olmadık. Ve bir stat yapmak ve buraya yakışır şekilde o tarihi dokuyu hissettirecek şekilde bir stat projesine başladık. Ve birçok stat gezdik mimarımızla beraber. Ben de katıldım o gezilere. Hem teknolojik olarak dünyadaki birçok stadı inceledik. Ve inceledikten sonra da artık icraata doğru başladık. Bu eş değerli olarak gitti. Sayın Başbakanımızla ilk önce görüştük. Sağ olsun bizi kabul etti, kırmadı. Ve destek verdiğini, Beşiktaş'ın stadını yapması gerektiğine destek verdi. Onun desteğiyle de bayağı bir yol almaya başladık. İlk etapta 18.5'te 2012'de tekrar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 5.000'likleri, yani iptal edilen 5.000'likleri plan notları düzeltilerek geçirdik. Altlarında evraklarını koyuyorum ki belgeyle konuşalım diye. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geçtikten sonra onanan karar, bu sırada kanunlar da değişti. Eskiden İnönü Stadyumu bir tek belediye ve anıtlar kurulundaydı. Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kanunlarına göre de, yani olabilecek tüm kurumlara giriyor bizim stadımız. Biz de hepsine girdik. Ve 31.7'de Kültür Tabiatları Üç Nolu Kurulu bizim 5.000'lik planlarımızı, Nazım İmar Planı içerisindeki planlarımızı onayladı. Ve oradan geçtikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 12.9'da onların da ayrı bir kurulu var. Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nda da bu plan onaylandı. Onaylandıktan sonra Ankara'ya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gittik. Orada da hem İnönü Stadyumu ile alakalı 5.000'lik hem de 1.000'lik planlar yaptık. Şu anda görüyorsunuz. Ve bu planlarımızı da yaptıktan sonra onaylandı
ve 8-2 tarihinde de planlarımız askıdan indi. Artık Beşiktaş İnönü Stadyumu'nun tam anlamıyla bir planı ve imar durumu vardır. Doğrudur. Sağ olun. Gördüğünüz gibi bu 5000'lik imar planıdır. Bu da 1000'lik imar planıdır. Ve bunu eşdeğer olarak biz bir tek yönde çalışmıyoruz. Bütün çalışmalarını eşdeğer olarak plan haricinde de oranın mülkiyet problemleri var. Bir kısmı hazinenin, bir kısmı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gençlik spor arasında protokollerini yapıp mülkiyetin bir bütün haline gelmesini sağladık. Çeşitli raporlar aldık, röle ve restorasyon projelerini hazırlattık. İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Baronu'ndan tarih raporlarını aldık, deprem raporlarını aldık. Kiptaş'tan, yani belediyemize ait olan Kiptaş'tan hem müşavirlik hem de inşaattan sonraki inşaatı kontrol etmek açısından da Kiptaş'ta bir anlaşma imzaladık. Bizim müşavirimiz ve kontrolümüz Kiptaş olacaktır. Bunun gibi ilçe belediyelerden, bütün ilgili kurumlardan görüşler aldık. Ve stadımızın artık bundan sonraki sürecine başlıyoruz. Nedir bu süreç? Nisan ayının ortaları ve sonlarına doğru iksalarla başlayacağız. Yani çevresini bir koruma altına almamız lazım. Stadımız 8 metre civarında aşağı inmekte. Yani şu andaki kodumuzdan 8 metre daha aşağı ineceğiz. Su seviyesinin altında inşaat yapacağız. Zor bir imalattır. Ama yaparız. Kim yapacak bu stadı? Bu stadı Beşiktaş İnşaat AŞ yapacak. Neden yapacak? Bizim işimiz bu. Ucuz yapacağız biz. Taşın altına elimizi koyacağız. Öyle ifade edildiği gibi 150 milyon dolarlara falan çıkmayacak bu stat. Her kademesinin projelerini bir ihale komisyonu kuruyoruz. Beşiktaş TV'den de canlı yayın olarak her zarf açıldığında herkes görecek. Kime neden verildiği de en şeffaf, aynı devlette olduğu gibi görecek. Hiçbir şaibeye yol açmaksızın en şeffaflıkta yapacağız. Bize düştü, bizim yapmamız gibi bu en kolayı şuydu, birisine verip bunu komple yaptırmaktı. Zaten imkanlarımız belirli. Beşiktaş'ı yönetenler risk almak zorundadır dedim. Arkadaşlarım da bize destek verdiler, yönetim kurundakiler. Ve Beşiktaş stadını biz yapacağız. Ve ligin bitimiyle beraber de ilk etapta yeni açık tribünün yıkımıyla başlayacağız. Bu sırada bu stat önemli bir stat. Hepimizin çocukluğu, gençliği, abilerimiz var, büyüklerimiz var. Onların bir ömrü bu statta geçti. Duhuliye'den başlayan demir resimleri vardı. Kapı önlerinde sabahtan başlayan beklemelerle geçen. Bir tek Beşiktaşlıların değil, tüm Türkiye'ye ait olmuş bir stat olduğu için buna yakışır şekilde de bundan vedalaşmak istedik. Ve veda konserleri yapıyoruz işte. Bir tanesini yavaş yavaş onları da tanıtacağız. 25 adet konser yapacağız orada. Ve burada Türk İstanbul halkı, bir tek Beşiktaşlar değil, buna yakışır şekilde İnönü Stadyumu'na veda edeceğiz. Amacımız bir sezonda dışarıda oynamaktır. Yani bir sezon dışarıda oynayacağız. Onun için de erken başlayıp 2013-14 sezonu bittikten sonra 2014 sezonunu başlarken Ekim ayı gibi yeni stadımızda başlamayı hedefliyoruz. Gördüğünüz gibi stadımız biraz 23 metre kadar geri çekilmiştir. Kırmızı gördüğünüz mevcut halidir. Altında gölgeli gördüğünüz de yeni stattır. Stadımızın arkasından bir yol geçmektedir. Bu stadımız üç tarafı lojayla ve bir tarafımız ise biz Beşiktaş'ız. Bizi biz yapan o coşkumuz, o taraftarımız. Biz hep derler ya, sosyete takımı değiliz. Onun için de bir tarafımızı aynen eskisinde olduğu gibi
sadece coşkulu taraftarımıza bıraktık. Oraya loca yapmadık. Diğer taraflarda ise localar yaptık. Yaklaşık olarak 144 adet loca vardır burada. 8123 metrekare civarında da VIP salonları, catering alanları, restoranlar olacaktır. Yukarıda gördüğünüz fotoğraf ağaçlardan arındığın zaman salt halidir. Normal halde altta görmüş olduğunuz fotoğraftır. Yüksekliği mevcut stattan, özellikle yeni açık tribününden çatı örtüsü yaklaşık 18 ila 10 metre civarında aşağı inecektir. Bütün stadın. Stadın yüksekliği ise yine yeni açık tribünden yaklaşık olarak 3,5-4 metre daha aşağıda bir stat olacaktır. Bu böyle bir çatı örtüsü de gördüğünüz gibi bir çelik üzerine değil, en son teknoloji olan çelik halatlar üzerine, yani demir kütleler değil, çelik halatlar üzerine olan bir yapıdır. Biraz pahalı olacaktır ama Beşiktaş'a yakışan da budur. Yaklaşık 600 kişilik 600 arabalık bir otoparkımız olacaktır. Tarihi duvarımız korunmaktadır. İçerisinde çok önemli bir restoranlar olacak. Kartal yuvasının müthiş bir kartal yuvası yapacağız. İnanılmaz bir müze yapacağız. Görüntüsü hem modern hem eski tarihi yaşatan bir görüntü olmuştur. İnşallah beğenmişsinizdir. Beşiktaş'ın kaybedecek zamanı yoktur. Demin de söyledim, rakiplerimiz bizden sadece stat konusunda 30 ila 40-45 milyon dolar daha fazla gelir elde etmektedirler. Sanmayın ki biz yeni stat yaptığımız zaman dolmaz, tıka basa dolur. Hiç endişe etmeyin. Bir rakibimiz de bizden daha az ortalamayla oynuyordu eski stadında. Yeni stadında oynadığı ortalamada da ortadadır. Hiç kimsenin de iş etmesin. Beşiktaş taraftarı cefakar ve vefakar bir taraftardır. Yeter ki güvensin. Biz de onu sağlamaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi bu kolonların hepsi aynı öndeki gibi taş kaplı olacaktır. Ve bütün biz netice itibariyle şehre de bir bu şehirde yaşıyoruz. Beşiktaş şehirle kavga edeceği projeler içerisinde olmasın diye de inandığımız, güvendiğimiz bir projeyi yaptık. Sonuna geldik. Bunu tek başıma yapmadım. Bunu, evet, arkadaşlarım tek tek isimlerini atladıklarım olur. Haklarını helal etsinler. Benim yönetim kurumdaki bütün arkadaşlarım, çok uyumlu çalışıyoruz. Her işin arasında arada bir yanlış anlaşmalar olur. Bunlar her yerde olur. Ama bizim birbirimize inancımız tamdır. Onlardan ben bir Beşiktaş başkanı olarak gurur duyuyorum. Sizler de duyun bu yönetim kurulundan. Can siperhane olarak hakikaten çalışmaktadırlar. Kulüp personelimiz de öyle. Biz laflarımı bitirmeden evvel son eleştirilerden sonra bazı söyleyeceğim birkaç tane daha konu var. Onu oraya saklıyorum. Şuna inanın. Biz hak nedir biliriz. Hak yeme nedir biliriz. Ben Beşiktaş'ın hakkını kimseye yedirmem. Benim arkadaşlarım da yedirmezler. Bizde başkan dedi diye olan bir şey yoktur. Her şey tartışılır. Hatta çoğu konularda arkadaşlarım daha yetkililerdir. Benim bilip de ikinci başkanımın bilmediği hiçbir konu olamaz. Biz her konuyu aramızda tartışırız. Evet, bazı mevzular bütün yönetim kurulu içerisinde tartışılmamış olabilir ama biz şeffaf, adil, Beşiktaş menfaatleri için çalışan bir yönetim kuruluyuz. Teşekkür ediyorum.
Sıra var. En azından Zekai Hoca'yı arayabilirsek profesör doktor. Sağ olun. Bunu ilan edin. O zaman da çok teşekkür ederim. Bir şey cevap çünkü. Bir cevap olarak. Hayır, öyle bir sürümüz yok. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Şimdi idari ve mali raporların üzerine 17 konuşmacı söz almış bulunuyor. Sırasıyla okuyorum. Sayın Kemal Ulusu, Sayın Atıf Keçeci, Sayın Bülent Deriş, Sayın Coşkun Kargın, Sayın Hüseyin Nadir Abar, Sayın Fikret Demirel, Sayın Göksel Omacan, Sayın Mehmet Bilal Özokur, Sayın Burhan Özgören, Sayın Mahmut Çelik, Sayın Ahmet Tokdil, Sayın Orhan Dönmez Çelik, Sayın Gürol Bağcı, Sayın Hürser Tekin Oktay, Sayın Cevat Çangal, Sayın İlhan Durusoy, Sayın Zekai Görgülü. Efendim, benim bugüne kadar gördüğüm bu konuda en demokratik, hatta demokrasiden de öteye bir tüzüğe özgürlük anlamında sahibiz. Ancak bu özgürlüğü, konuşma özgürlüğünün genel kurula saygısızlık olarak istismar edilmemesi konusunda da ben sayın konuşmacıların duyarlı olacaklarını ve genel kurulu söz sürelerini kısıtlamak tüzüğün öngördüğü gibi bir davranış içine itmeyeceklerini umuyorum. Tüzüğümüze göre 10'ar dakikayla sınırlanabilir bunlar. Bu sınıra uyarak konuşmalarını istirham ediyorum. Kendilerine kolaylık olması için de konuşmasını 7 dakikanın üstüne taşıyan sayın konuşmacıları onların hoşgörülerine sığınarak da süre bakımından uyaracağız efendim. Şimdi Sayın Kemal Ulusu, buyurun efendim. Saygıdeğer Kongre Divan Başkanım, kulübümüzün değerli başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Divan Başkanım, Denetleme Kurulu Başkanım ve üyeleri, Beşiktaş'ımın çok saygıdeğer kongre üyeleri, kardeşlerim, ağabeylerim, hanımefendiler, medyamızın, yazılı görsel medyamızın değerli mensupları. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum efendim. Değerli arkadaşlar, biraz evvel Sayın Başkanımız konuştu. İnanın çok gururlandım. Benim belki kendisiyle duygusal bir bağım da var ama elimizde büyüyen bir evladımızdır. Beşiktaş'ımızın için yapmak istediklerini yönetim kurulu arkadaşları beraber çok güzel anlattı. Hepsinin altına imzamı koyuyorum. Şahsen tabii. İnşallah tabii yalnız başkan ve yönetim kurulu ile bu işler olmaz. Herkesin, hepimizin kendilerine elden geldiğince maddi veya manevi yardımcı olmamız gerekiyor. Olduğumuz takdirde bu işlerin hepsinin çok kısa bir zamanda inşallah kavuşacağımız ve o güzel eski günlerimize kavuşacağımıza %100 inanıyorum. Değerli arkadaşlar, Beşiktaş'ın maddiyattan ziyade manevi duyguların zedelenmesinin düzeltilmesi için çalışmamız lazım. Bu çok önemli. Çok önemli. Maddi şeyler bir gün hepsi hallolur. Bakın oluyor. Ama Beşiktaş'ın düştüğü bu durumdan el birliğiyle başta yönetim kurulu olmak üzere çalışarak kurtarmamız lazım. Televizyonlarda, gazetelerde iki büyük takım diye bahsedilmeye, bazen de 2,5 denilmesini şahsen bir Beşiktaşlı olarak içime sindiremiyorum, hazmedemiyorum. Bir an evvel Beşiktaş'ın yine aynı ezeli ve ebedi rakipleriyle beraber kol kola 3 büyük olarak adının anılması için el birliğiyle çalışmamız gerekir diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, benim şahsen hep
kongrelerde konuştuğum bir mevzu vardır. Altyapımız, genç takımımız, altyapıdan gelen futbolcularımız. Burada ben yıllarca konuştum. Bilhassa 2000 yılına itibaren. Şimdi Beşiktaş takımının düştüğü bu durum, kritik durumda, önümüzde çok avantajlı bir dönem var. Yani bunu tam yapma zamanı. Taraftarımızın, seyircimizin yönetim kuruluna bu hususta büyük destek vereceğini zannediyorum. Aksi takdirde yine bizim 2000'li yıllarda, bilhassa 1995'lerden sonra başlayan toplama takım hüviyetinden bir an evvel kurtulmamız lazım. Kurtulmadığımız takdirde bu takımın altyapısından asgari 5-6 tane futbolcu oynamadığı takdirde aynı üzüntüleri burada 3 sene, 5 sene sonra da yine paylaşacağımızı umuyorum. İnşallah ümit ettiğim gibi olmaz. Dolayısıyla bu avantajlı durumu Sayın Başkanımızın ve Yönetim Kurulumuzun, teknik adamlarımızın çok iyi değerlendirmesini rica ediyorum. Önümüz bu sene inanın taraftarımızın ve hiçbirimizin beklemediği büyük bir başarı gelmektedir. Ben izliyorum, Samet Hoca tenkit ediliyor. Niye tenkit ediliyor? Malzeme bu. Buna rağmen elinden geldiğince futbolcularımız, teknik kadromuz çalışmakta ve Beşiktaş bugün ikinciliklerde, üçüncülükte hatta şampiyonluğa oynamaktadır. Stat işimiz hakikaten Beşiktaş'ın geleceği için çok büyük bir olay. O stadın ilk açılış maçını seyretme şerefine nail olmuştu bir kişiyim. 1947'de 7 yaşındayken o stadın ilk maçına gidip Süleyman abinin gönlünü görmüş bir kişiyim. İnşallah bu stadın yapılmasıyla birlikte Beşiktaş yeni bir tarih açacaktır. Şimdi burada çok önemli bir husus vardır. Stadın adı. Ben şahsen kaybettiğimiz o büyük tarihi Çırağan Şeref Stadı'nın adının kesinlikle stadyumumuzun adı olarak Beşiktaş Şeref Stadı olarak konmasını çok arzu ediyorum. İnşallah tüm kongre üyelerimiz, Sayın Başkan ve Yönetim Kurulumuz bunun üzerine dururlar ve o eski büyük ve tarihi ada yeniden kavuşuruz. Değerli arkadaşlar, kulübümüzün biraz evvel Sayın Başkan söylediği okul, sosyal projeler içimi ferahlattı. Bizim yıllardır kulübümüzün en büyük zafiyeti sosyal alanda etkili olamamamız. Bakın hiçbir sosyal tesisimiz yok. Bir araya geleceğimiz, oturacağımız, yiyeceğimiz, içeceğimiz, bir galibiyeti kutlayacağımız. Şimdi Sayın Belediye Başkanımız burada. Sayın İsmail Ünal Bey. Bugüne kadar hiç kimseye mal olmayan bir şerefi inşallah Beşiktaş kulübüne mal eder. Şu Beşiktaş sahillerinde yeri olmayan kalmadı. Her cinsten insan var. Bir tek bizim Beşiktaş kulübümüzün yeri yok. Sayın Başkanımıza ben buradan, ki Beşiktaşlılığından övündüğümüz bir başkanımızdır, lütfen şu sahilde şu Beşiktaşlı taraftarların hep bir arada oturacağı, yiyeceği, içeceği, birbirini tanıyacağı. Biz birbirimizi tanımıyoruz arkadaşlar. Onun için güçlü bir cemiyet olamıyoruz. Bu çok önemli. Bunu bir an evvel Sayın Yönetim Kurulumuzun, Sayın Belediye Başkanımızın öncelikle yapılacaklar arasında almasını hasreten rica ediyorum. Biraz evvel o kart vesaire proje, hepsi çok güzel. Burada hepimize de görevler düşüyor. Ben hep şunu söylüyorum. Beşiktaş Kulübü'nün, değerli yönetim kurulu arkadaşlarının yalnız başına bu işleri yapması çok zor. Muhakkak çeşitli mevzularda danışma kurulları kurulmalı. Teknik, sosyal, ekonomik, mali. Bu danışma kurulları yönetim kurulunun arkasında sıkı bir şekilde çalışmalı. Ancak biz bu dönemi çok çabuk ve en iyi şekilde aşarız. Aksi takdirde yalnızca başkan ve yönetim kurulunun bu işleri yapması çok zor. Ki ellerinden geldiğince çalışıyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın Ulusu, 7 dakika oldu. Sadece bir hatırlatma.
Evet, daha söyleyecek şeyler var ama dediğim gibi aşmayalım zamanımızı. Benden sonraki değerli arkadaşlarım da bunların hepsini ayrı ayrı gündeme getirecek ama son bir sözümle bitirmek istiyorum. Adı bende gizli, çok değerli bir abimizin bir önerisi var. Ben hemen katıldım. Diyoruz ki arkadaşlar, Yıldırım Demirören'i en çok tenkit edenlerden biri benim. Her ibra etmeyen de benim. O ekibinde içindeyim. Ama baba Erdoğan abimiz çok iyi Beşiktaşlıdır. Diyoruz ki bir heyet yapsak, yönetim kurulu da bize onay verse, bu 5-6 kişilik akil kişilerden oluşan bir heyetle Erdoğan Bey'e gidip de şu borcu, harcı silip bu kırgınlıkları, bu mahkemeleri bitirip, hibe etip, aklanıp o da aramıza katılsa diye bir önerim var. Bilmiyorum nasıl değerlendirilir. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Beşiktaş'ımızda bu yıl başarılar diliyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum Sayın Ulusu. Sayın Atıf Keçeci. Sayın Keçeci, buyurun. Ne diyor? Değerli Beşiktaşlılar, güzel şeyler dinledik. Umutlandık. Zaman zaman gururlandık. Beşiktaş'ımız bunlara layık bir toplum. Sizler en güzelini yaşamayı hak eden Beşiktaş sevdalılarısınız. Bir yönetimimiz var. Zor günlerde geldiler. Herkesin görevden kaçtığı dönemde cesaretle bu işi yüklendiler. Tabii ki yanlışları olacaktır. Tabii ki eksikleri olacaktır. Bizlerin görevi senelerin bize yüklediği tecrübeleri, bilgileri kendilerinle paylaşmak olacaktır. Daha önceki senelerde buraya gelirken elimde dosyalarla geliyordum. Bugün elimde dosya yok. Birkaç küçük not var. Sevgili başkanımızın bir deyimi var. Cennete gitmek istiyorum ama günahlarım müsaade etmiyor diyor. Doğru. Ben de hep çok güzel şeyler söylemek istiyorum. Ama karakterim de bazı uyarıları yapmamı emrediyor. Ne geçmiş yönetimde herhangi bir başkan veya yöneticiyle kişisel problem vardı. Arkadaşlığımız, dostluğumuz vardı. Bu yönetimin içinde de çok yakın arkadaşlarımız, dostlarımız var. Ama bizim en yakınımız, en samimi dostumuz, onu üzerine titrediğimiz sevgimiz Beşiktaş. İş Beşiktaş olunca önce Beşiktaşlıyız ve bu inançla yola devam ederiz. Bakın başkan çok güzel şeyler anlattı. Birçok şeyle uğraşıyor. Statla uğraşıyor, borç ödemeyle uğraşıyor, uğraşıyor. Geçen hafta yaşadınız, bu kadar işin arasında bir de futbolcu sakatlıklarıyla uğraşmaya başladı. Oraya hepimizin, yani eskilerimizin diyeyim, inandığı, güvendiği, bu işlerin spor sağlığı konusunda uzman bir arkadaşımızı Ümraniye'ye bir görüş almak için gönderdi. Ama giden adamın başına gelmedi kalmadı. Neredeyse kapının önüne koymak için fırsat kovalamışlar. Şimdi burada bir sıkıntı var. Ümraniye'de bir sıkıntı var. Orada yanlışlar yapılıyor. Bir yönetici arkadaşımız stok fazlası
makarnaların personele dağıtılması için emir veriyor. Doğruyu yapıyor. Bozulacağına insanlar, orada çalışanlar bundan istifade etsin. Ama oradaki arkadaşımız kısmi olarak bunu yerine getirirken önemli bir bölümünü 800 lira karşılığında Ümraniye'de tepe üstünde bir markete satıyor. Bu işin soruşturması yapılıyor. Arkadaşımızın beyanı, tüp gaz alacaktık. İşte falanca firma parasını ödemeden vermiyordu. O parayla tüp gaz aldık. Bu aradan bir zaman geçtikten sonra. İnceledim. Arkadaşımızın para yoktu, tüp gaz alamadım, makarna sattım, aldım dediğim günlerde oradaki ara kasada paraları var. Şimdi buranın, Ümraniye'nin mutlaka bir sahibinin olması lazım. Bu iş artık çağımızda eğer kurumsallaşma yönünde adımlar atıyorsak o işin başında hesap sorulabileceği konumunda bir CEO'nun özellikle futbol işleriyle ilgili idari menajer diye de tanımlanan bu kişinin görevlendirilmesi lazım. Şu anda yetkililer var ama sorumlu değiller. Hayır. Orada imza sorumluluğu taşıyan insanların bu işlere müdahil olması çok önemli. Çok kısa geçiyorum zamanınızı almamak için. Şimdi bir şey daha dikkatimi çekiyor. Futbol takımı bir prim sistemi var. Artık dünyada maç için prim verilmiyor. Beşiktaş için nedir başarı? Sezon sonunda şampiyon olmaktır. Veya ikinci alternatif Türkiye Kupası'nı kazanmasıdır. Siz ödülü buralara koyarsanız dünyanın yaptığı gibi bir esprisi olur. Şu anda neredeyse Ümraniye'deki güvenlikler hariç herkes maçlardan prim alıyor. Bildiğim kadarıyla deplasmanda beraberlikler bile prime tabi. Son çarşamba veya perşembe günü kulübün kasasına bir nakit girişi oldu. Ve bu girişin içinden önemli bir miktar futbolcuların primlerine ve maç başılarına verildi. Sözleşmeyle verilen maç başları ve maaşlarını ödemek zorundasınız. Özellikle yabancı futbolcularla ilgili bunu yapmak zorundasınız. Tamam bunu yaparken ama personelinizi de düşünün. Bakın bugün itibariyle personel Ocak ayına ait 15 günlük maaşla idare ediyor. Bu geçmiş dönemde 3 ayları buluyordu. Tabii ki bir bakacak olursanız bir tarafından bir iyileşme gibi gözüküyor. Ama Ocak ayı itibariyle tüm Beşiktaş'ın personel gideri 950 bin lira. Bu çalışanın, bunlar çok cüzi paralarla önemli bir çalışıyor. Futbolcuya gösterdiğiniz haysiyeti bunlara da göstermek zorundayız. Sayın Keçeci, 7 dakikamız da oldu. Tamam efendim. Sadece bugün için bana göre bu iş gidiyor. Yardım edeceğiz. Beşiktaş'ın gelire ihtiyacı var. Beşiktaş'ın birikmiş o kadar çok borcu var ki mevcut haliyle ne yaparsa yapsın bu borçların altından kalkması mümkün değil. Gelir arttırıcı hepimizin elinden geldiğince yardımcı olması lazım. Şimdi bizim çok çağ dışı diyeceğim, nitelendireceğim bir tüzüğümüz var. Bu tüzükle ve bu tüzük hükümleri nedeniyle geçmiş dönemdeki 8 sene sıkıntıları taşıdık. 4 sene evvel başlayan bayağı bir emek verilen bir tüzük, yeni bir tüzük hazırlandı. Bunu son 3 aydır 6102 sayılı ticaret yasası ve SPK'nın 56, 57 ve 58 sayılı tebliğlerine
uyum anlamında tüzüğümüze bazı maddeleri ilave etmek zorunluluğu var. Nisan ayında başkanın bir tüzük tadil kongresi yapma düşüncesi var. Bunu yapalım. Geçmişte sizlerden tüzükle ilgili bilgiler, arzu ettiğiniz değişiklikler istenmişti. Gene de bunu kulübe yapabilirsiniz. Ama mutlaka ve mutlaka tüzük tadili kongresine geliniz. Beşiktaş kongre üyelerini getiriniz ve öyle bir tüzük yapalım ki bundan sonra Beşiktaş kimseye ama kimseye muhtaç olmasın. Bunu yapmak bizlerin elinde. Bunu yapalım. Lütfen bu hassasiyeti gösterin ve burayı o gün dolduralım. Bazı hususların bir tanesine değinmek istiyorum. Zaman zaman hakkımda spekülasyonlar yapıldı. Futbol AŞ'ye üye oldu, büyük paralar alıyor diye. Zorunluluktan ötürü en düşük rakam olan 1.000 lira maaşım var. Onu da geçen ay 6 aylık birikmiş 6.000 lira bir param vardı. Beşiktaş Derneği'ne hibe ettim ve bundan sonra da buraya hibe konusunda arkadaşlardan ricada bulundum. Biz hiçbir şey peşinde değiliz. Biz Beşiktaş'ın geleceğini, nasıl ki burada biraz evvel bir slogan haline getirilmiş, geleceğini güvenlik hissetmek için bu işleri yapıyoruz. AŞ'nin denetlemeden sorumlu bağımsız üyesiyim. Bundan böyle iç denetim bizlerin, SPK'ca bizlere verilmiş bir görev. Emin olun burada hiçbir yanlışın yapılmaması için gerekli her şeyi, hatır, gönül, ahbap, çavuş ilişkisine bakmaksızın harfiyen sizler adına yerine getireceğime söz veriyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Keçeci. Efendim, Sayın Bülent Deriş kürsüye gelmeden önce iki bilgi vermek istiyorum. Saat 12 itibariyle katılım sayımız 1311. Bir de 3761 sicil nolu Sayın Özer Ekrem, kartınızı unutmuşsunuz kayıt masasında, lütfen oraya gelin. Sayın Bülent Deriş, buyurun efendim. Saygıdeğer Divan Başkanım, Divan Eğitim, çok değerli kongre üyelerim. Kurulduğu günden bugüne görev yapan kulüp başkan ve yönetim kurulu üyelerine tüm kurullarda camiamızı büyütmek gayesiyle hizmet eden değerli Beşiktaş sevdalılarına yaptıkları hizmetlerden dolayı saygılarımı sunarım. Bu büyük camianın bir askeri olmaktan gurur duyduğumu bir kez daha ifade etmek isterim. Gaziantep maçı sonrasında Beşiktaş İnönü Stadı'nda Beşiktaş Başkanlık Makamı'na yapılan saldırıyı derin bir üzüntüyle kınıyorum. Ancak Sayın Başkanımızın da Beşiktaş tüzüğü çağ dışı ve saçmalıklarla dolu sözleriyle yakışıksız bulduğumu ve bu tüzüğü yazan ve bugüne kadar görev yapan kişilerimiz, kongrelerimiz, büyüklerimiz için de haksızlık olarak görmekteyim. Saygıdeğer kongrelerimiz, Beşiktaş'ımıza kamuoyunda çaresiz bir görüntü verilmek istendiği, Beşiktaş'ımızın borç yüküyle dile getirilerek küçük düşürülmeye çalışıldığı, hatta neredeyse sahipsiz ilan edildiği sıkıntılı dönemde hiçbir şart öne sürmeden Beşiktaş'ımızın sahip olduğu maddi manevi değerlerin farkında olarak hiçbir aday ortada yokken aday olduk. Beşiktaş'ımıza sahip çıkmaya söz verdik. Bu sahiplik makamlarla sınırlı değildir. Kongre sonuçlarını saygıyla karşılıyorum. Tüm gücümüzle Beşiktaş'ımızı daha da ileri götürmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sayın Başkanımızın hazırlıksız yakalandık söylemlerinin bizim için de geçerli olmaması için her günümüzü Beşiktaş'ta yaşıyoruz. Kongre döneminde Beşiktaş'ı ileri götürmek
daha iyi şeyler yapmak için tüm çalışanımızla bir broşür hazırlamıştık. İsterseniz bu broşürü Sayın Başkanımıza da verebilirim. Biraz önce Sayın Başkanımız taraftar kart projesi demişti. Burada bizim bütün bu yapılan projelerde hepsinde bir bir bunları yazmıştık. Spor Akademisi demişti. Onu da burada dile getirmiştik. Daha birçok projeler var. Herkesin huzurunda kongrede Sayın Başkanımıza ben bu projelerle ilgili bu bilgiyi sunmak istiyorum. Gerçekten gurur duyuyorum. Bizle ilgili bu projeleri hayata geçiriyorlar. Şu anda gurur duyuyorum. Diğer birçok proje vardı burada. Bu projeleri de önümüzdeki günlerde hayata geçirirlerse bir Beşiktaşlı olarak çok mutlu olacağız. Bugün çalışmalar gelir yatırarak giderlerden tasarruf ederek orta vadede kulübümüzün borçlarını ödemektir. Bugün gelinen noktada gelir getirici projelerin hayata geçirilmesine bir yıl geçmesine rağmen çok büyük bir ilerleme kaydedilememiştir. Borçlanma politikasının değişiklik yapılarak Beşiktaş dernek üzerinden borçlanarak tüm mal varlığını riske atmak yanlıştır. Feda sezonu olarak başlanılan çalışmaların tüm sezonu kaplayarak devam etmiş ve artık heyecanını yitirmiştir. Futbolcu sözleşmelerinde indirimle başlayan çalışmalar sürekli gündemde tutularak tasarruf edilmeye çalışılmış. Ancak kaybedilen puanlar, düşük stat gelirleri karşılığı giden milyonlar daha büyük bir gelir kaybını görmekteyiz. Feda çalışması yaz aylarında bitirilmeliydi. Yeni bir projeyle oluşturan pozitif hava daha büyük gelirler getirecek bir hale gelmeliydi. Buradan yapılan hataların yeni stat yapımında da devam etmemesini, stat sürecinin hatasız ve zararsız olarak sonuçlandırılmasını umut ediyorum. Stadın yapımıyla 2020 olimpiyat sürecinin paralellik arz etmesinin tesadüf mü yoksa stratejik mi olduğunu cevabını tüm kongre üyeleri gibi ben de merakla beklemekteyim. Beşiktaş'ımız asla küçültülmemelidir. Rakipleriyle mücadele ederken kartallar gibi saldırıyorlar dedirtecek, mücadele ve centilmenliği aynı anda gerçekleştirmelidir. Bu ruhu bir an olsun yitirmeden her siyah beyaz formayı giyen sporcu sadece şampiyonluğu hedeflemeli ve Beşiktaş daima büyümelidir. Kongremizin tüm camiamıza aydınlık yarınlar getirmesini diliyorum. Bütün kongrelerime saygılarımı sunuyorum. Teşekkür. Sayın İlhan Dursoy, buyurun efendim. Evet, Sayın Genel Kurul Üyeleri, Sayın Başkan, Sayın Başkanlık Divanı, Sayın Divan Başkanlığı, Fulya ile ilgili basında devamlı bir bilgiler çıkmaktadır. Onun için bu nedenle bu projeyi gerçekleştiren dönemdeki yatırım komitesi başkanı olarak bu açıklamaları yapmak ihtiyacını hissettim. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün yüce menfaatleri doğrultusunda başta Sayın Süleyman Deba döneminden itibaren tüm yönetim kurullarının aldığı kararlar doğrultusunda ve bu konuda kurulan komitenin katkısıyla Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün kasasından 1 lira dahi çıkmadan bu proje gerçekleştirilerek kulübe büyük değer katması sağlanmıştır. Bu projenin gerçekleştirmesinde komitelerde çok değerli arkadaşlarımız çalışmıştır. Müteahhitle yapılan kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi paylaşım oranı olarak %67 Beşiktaş, %33 müteahhittir. Paylaşım yüzdesine ilaveten Beşiktaş müteahhitten sözleşmede 7 milyon dolar, sözleşme maddesi 2'de belirtilir ve 2 Mercedes araba almıştır. Bundan sonra
Projenin gerçekleştirilmesi sırasında daha sonra 2 milyon dolar artı 6 milyon dolar olarak toplam 15 milyon dolar nakit para almıştır. Bu böyle bir projede 20 yıllık ömrü kabul edilirse peşin alınan fiyatlar aşağı yukarı 1 milyon dolar civarında yıllık kiraya eşdeğerdir. Bunlar belge olarak Beyoğlu 31. Noteri 21.5.2005 tarihinde düzenleme şeklinde yapılan gayrimenkul satış vaadi sözleşmesiyle bu bilgiler Beşiktaş muhasebe kayıtlarında mevcuttur. Sözleşmedeki müteahhit kat karşılığı oranına uygun olarak 29 dönümlük arsanın sadece %33'lük bölümü olan 9155 metrekarelik bölümü 27.12.2005 tarihinde ipotek konarak müteahhite devredilmiştir. Bu da tapu kayıtlarında mevcuttur. Belediye arsasının tevhidi 30.965 metrekareye yükseltmiş. Arsa payları yine %67.33 olarak tapu kayıtlarında mevcuttur. Plana dava açılmış ve dava sonuçlanıp plan iptal edilmeden önce proje hukuksal dönemi içinde bitirilmiştir. Geç kalınsaydı bir daha herhangi bir proje yapma imkanı olmayacaktı. İstanbul 3. İdari Mahkemesi 2005-2017 sayılı yürütmeyi durdurma kararı. Toplam proje 163 bin metrekare olarak tamamlanmıştır. Beşiktaş toplam 163 bin metrekare inşaatın 104.500 metrekaresini yani %64'ünü tapusunu almıştır. Müteahhit ise inşaatın 55.500 metrekaresini yani %36'sını almıştır. Yine tapu kadastro kayıtlarından bulunabilir. Uzun bir süre bu garajlar konusu istismar edilmiştir. Garajlar hariç kiralanabilir alanların paylaşımı şu şekildedir. Beşiktaş'ın aldığı bölümler... Tekrar merhaba. Beşiktaş Maç Kulübü 2012 yılı İdari ve Mali Genel Kurulu toplantısı devam ediyor. Az önce Sayın Başkanımız Fikret Orman stadyumla ilgili önemli bilgileri paylaştı ve şimdi de kongre üyeleri konuşmalarını yapıyorlar. Yanımızda da Sicil Kurulu Başkanı Sayın Firuz Rahşan var ve aynı zamanda Beşiktaş İlmati Kulübü İletişim Koordinatörü Sayın Turul Yenidoğan var. Ben sözü Turul Yenidoğan'a bırakıyorum. Turul Bey kongre tüm meclisinde devam ediyor. Konuşmacılar da şu anda kongre üyeleri de konuşmalarını yapıyorlar ve Sicil Kurulu Başkanımızla beraber kongreyi değerlendireceğiz. Neler söylemek istersiniz olarak? Ben Sicil Kurulu Başkanımızdan kongre katılımları ve şu andaki taze bilgileri alıyorum. Hoş geldiniz Sayın Firuz Rahşan. Herhalde mikrofonla ses geliyor şu anda. Çok az. Bağırarak konuşayım ben o zaman. Katılım sayımız kaçtı şu anda bu saat itibariyle şu an? İtibariyle 1440 kişi. Kaç? 1440 kişi. 1440 kişi. Ama biraz herhalde konuşmalar uzadıktan sonra salondan çıkışlar oldu herhalde. Biraz da öyle saatlere geldi insanların. Normalde gitti. Şimdi 17 kişi konuşacak. Onlar da dakika ama bir sürü arkadaş da dışarı yemek yemeye çıktılar. Yani lobideler. Anladım. Onlar tahmin ediyorum biraz sonra tekrar girecekler içeriye. Şu anda 4. konuşma. Evet. Bunun üstüne bir 13 konuşmacı daha var. Biraz sabır göstermek lazım. Evet. Biraz aşağı yukarı 1-2 saat lazım. Daha konuşmalar sürecek gibi gözüküyor. Olacak. Normal yani. Buraya gelen, emek veren, bu kadar yoldan gelen arkadaşlar da bir saat daha oturacaklar burada yani. Senelerin kongre üyesisiniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz Mali Genel Kurulumuzu? Gayet düzeyli gidiyor. Vallahi şimdi evet ben 35 senedir kulübün içindeyim. Hakikaten bu kadar nezih bir toplantı Mali Kurul olmadı. Her zaman kavga dövüş olurdu, bilmem ne olurdu. Ama şimdi hakikaten çok düzeyli, çok pozitif bir şey var. Evet. Devam edin siz, devam edin. Şimdi bizim biliyorsunuz bu sene itibariyle, bugün itibariyle bizim 24.793 kişiye çıktı üye sayımız. Yani sicil kurulu üyesi olarak 24.793. Kaç kişi kongreye katılmaya yani aidatı kaç kişi? Şimdi ben onu da söyleyeyim. Bu sene itibariyle 10.965 kişi aidatını yatırdı ve kongreye girme
durumu vardı ama işte yarı yarıya şu an çok kötü yani bir rakam. Evet yani gelenler maalesef pek şey yapmadı. Gelmediler. 10.965 kişi de kötü. Yani 22.672 kongresi. Evet. Şimdi yani bu 22.672 buraya giriş sayısı yani tam 2 senesini doldurmuş olanların şeyi bu. Yani 22.672'ye kadar girebiliyor. Aktif üye 15.835. Evet, aktif üyemiz 15.835. Şimdi biz bu yeni demek ki %50'si yatırmamış. Yani evet, 1200 ve artı 120 ile 1320 lira olduktan sonra 1676 kişi üye oldu. 1672 kişi ve devam ediyor. Sicil numaramızda yani şu anda 24.793. Şimdi işin bir boyutu da şöyle, 2517 kişi maalesef aidatlarını yatırmadılar. Yani cezalı duruma düştüler. Bu 2517 kişi bu 1 Mart 31 Ekim arası 360 lira yatırması gerekiyor. Bir de 497 kişi var. 497 kişi de 3 senedir yatırmıyor. Düşüyor o zaman onlar. Ve eğer 31 Ekim'e kadar 720'şer lira yatırmazlarsa üyelikleri düşüyor. Şimdi biz tüzüğümüze göre bu borcu olan 50 lira yani 120 değil de 360 ve 720 olanlara iadeli taahhütlü mektup atıyoruz. Ancak mektupların çoğu geri geliyor. Tek tek telefon açtırıyorum. Tek tek telefon açtırıyorum. Çoğu yine ulaşamıyoruz. Neden? Şimdi sevgili üyelerimizden benim ricam. Muhakkak bize adres ve telefonlarını güncellesinler. Ulaşamıyoruz çünkü. Ulaşamadığımız zaman İnternetten gelip güncelleyebiliyorlar mı? Telefonla. Gayet telefon açacaklar kulübümüze, sicil kuruluna. Telefonla güncelleyecekler. Diyecekler benim adresim şu oldu, telefonda şu oldu. Biz kendi de bu konuda duyurular yapalım o zaman. Evet yani siz bir taraftan da duyuru yapmak. Olmazsa yani internet sitemizde de bir bölüm açarız. Adresini çok yani ben elektronik insan bir şekilde yenilerler. Çok değerli İnsanlar var burada. Yani adres değişikliğinden mütevellit ulaşamıyoruz. Mesela bir şey söyleyeceğim. Hemen canlı yayını alabiliriz. Hemen arkamızda Itır Esen var. Itır Esen'i görebiliyor musunuz? Şu anda canlı yayındasınız. Öyle mi? Hemen sizi de kattık yayına. Böyle bir aniden. Nasıl buluyorsunuz kongreye? Biraz rahatsızsınız ama geldiniz kongreye evet, sonra. Evet, ben özellikle ki sizin hakkınızda zaman zaman gelmiyor kongrelere diye dedikodu yaptıkları için Itır Esen burada kongrede. Evet gördüm. Buradayım. Canlı. Evet gece de hastaydım. Böbreğim ağrıyor. Hala da öyle. Tabii ki Beşiktaş Kongre üyesiyseniz mutlaka buraya gelmek ilk koşul ki geçen kongreden biraz daha fazlayız ama gene de Beşiktaş Kongre üyesi sayısına bakarak ben az buldum katılımı. Çok az, çok düşük. Başkan çok güzel konuştu ve yaptığı açıklamalar ve geleceğe dair projeleri çok olumlu buldum. Şimdilik kongreye iyi gidiyor. Start projesi de heyecanlandı. Start projesi de, kart projesi de beni çok heyecanlandırdı. Çok olumlu buldum. Şanök'ten özellikle projesini çok heyecanla dinledim ve inşallah hayata geçince de hepimizi mutlu edecek projeler. Ama gene bir kez daha söylüyorum, katılımı çok az buldum. Bu konuları artık Beşiktaş Televizyonu'nda salı günü tartışırız. Evet. Tartışırız peki. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Sağ ol. Devam edelim. Buyurun. Ben böyle aniden birden canlı yayına girdim. Konuşmalar devam ediyor bu arada. Evet tabii bu arada ben hakikaten unuttum. Ergün Gökalp karşımızda Allah rahmet eylesin. Evet gerçekten. Ailesine de sabırlar diliyorum. Benim çok eski var. Dostumdu. Yani pırlanta gibi hakiki beşler. Kısmet olmadı bugüne gelemedi. Şimdi 1400 kaçtı en son sayımız? 1440'tı. Evet. Tahmin ediyorum 1500 civarında bulacağız tahmin herhalde. Ediyorum. Ben şu şeylere bir rakamlara bakabilirim. Tabii. Nereden bakmak istiyorum biliyor musunuz? Şimdi baktığımda sandık sandık alıyorsunuz değil mi bunları? Tabii. Şimdi yani 40 tane şey şimdi sandık bir şey sandık söyleyeceğim. Ama. Burada arkadaşlar da her zaman laf söylüyorlar ya hani yeni üyeler yenilenme. Ben burada bir kez daha gerçeği söylüyorum. Çünkü Cuma günü yaptığımız programda da Sayın Mesut Turgancılar ve Rıdvan Akar'la birlikte şunu söyledim. Dedim ki evet söylüyorsunuz genç üyeler, yeni üyeler ama yaşı 60'ın üzerinde 70 yaşında olan üyeler geliyor, diğerleri gelmiyor. Burada da sonuçlara bakıyorum. Bakın birinci sandık 80 kişi değil mi? 1'e 70, 69 birdenbire öbür sandıklara geldiğinizde sandık başına 20 kişiye, 10 kişiye düşüyor. Yani burada hatta kameraya şöyle ben çıkartayım göstereyim. Burada rakamlar var.
Kulübümüze sahip çıkmalar lazım. Birinci, ikinci, üçüncü sandık. Yani 25 yıllık. 25 yılın üzerinde üyeler. Benim de eski. İkinci sandığım. Ben de birinci sandım. Siz birinci sandıksınız. Oradan sandukoya gidiyorsunuz zaten. Evet. Yanlışak olarak söyledim. Yanlış anlamayın. Evet. En çok birinci ve ikinci sandık ve üçüncü sandık şurada görüyorsunuz. Hakiki Beşiktaşlar. En çok gelen. Yani kulübe sahip çıkanlar bunlar. Yani herkes Hakiki Beşiktaşlı elbette. Yok, ama gönül ister ki. Buraya gelecekler. Şimdi ben başka bir şey söyleyeyim. Mesela divan kurulu üyeliği. Ben 1990'da seçimle girdim ve birinci sırada girdim. En çok oy alıp girdim. Şimdi herkes diyor ki ben 30 senemi doldurdum. Şeye girebilir miyim? Divana. Divana girsinler ama gelen yok. Bizim şu anda 500 kişi var. Divana. Şimdi ben bu rakamlardan bir şey daha anlıyorum. Benim tabii. Yanlış hatırlamıyorsam bu 12.000'den sonrası 2.000 sonrası üyeliklerdi değil mi? 12.500'den sonrası evet. Yaklaşık olarak. Evet. Bakın 12.000'den sonrası yani Süleyman Seba döneminden sonra olan üyeliklerde müthiş bir aidiyet duygusu olmadığını görüyoruz burada. Yani bakıyorsunuz aşağı yukarı bir sandıkta kaç kişi değerlendiriyorsunuz burada bir sandıkta. Aşağı yukarı 500 kişi civarı değil mi? O kadar yok bile. Bakın 500 kişi değerlendiriyorsunuz. 10. sandık 12 kişi gelmiş. Öbürü 20 kişi gelmiş. Çok kötü. Yani 500 kişilik dilimlerde. Şey bakın şurada 851 kişi düştü bu sene. Bu sene yani Ocak evet. Ayında yatırmadık. Hep o dönemlerde. 851 kişi düştü. Niye aidatlarını yatırmamışlar? Hiçbir yatırmamışlar. Ve ulaşamıyoruz çoğuna. Çoğuna ulaşamıyoruz. Onun için ben diyorum ki muhakkak adres ve telefonlarını güncellesinler.